Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Başak burçlarını 16-23 Temmuz haftası neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Bakalım bu hafta falınızda neler var? Hemen bir açalım ve bakalım. İyi, ailede rahatsınız ama iş konularında kimlerin yüklerini taşıyorsunuz? Hemen iş diyeceğim arkadaşlar ben burada. Geçtiğimiz hafta sizin elinize bir yük vermişler. İki kişi karşınızda bir yükü elinize vermiş. Diyorsunuz ki emin misiniz ya? Bunun yapılması mı lazım? Bunun çözülmesi mi lazım? Başkalarının çözeceği bir işin elinize verildiği görünüyor. Ve siz sanki pazartesi günü diyorsunuz ki geçen haftayla alakalı neden böyle bir şey yaşadım ben? Niye ben bu sorumluluğu aldım der gibi şaşkın çıkıyorsunuz. Bir sıkıntıyı vermişler sizin elinize. Bu hafta birçok kişiyle bu sıkıntıyı çözmeye çalışacaksınız. Genel bir yük görselinde çıkıyor. Sanki insanlarla konuşarak bir para ya da iş mevzunuzu çözmeye çalışacaksınız. Pazartesi, salı, çarşamba günü direkt olarak insanlarla bir şeyleri konuşarak sırtınıza bir veri topladığınız gibi bir görsel var. Çarşamba günü de bu konuyla alakalı bir yere sunum ya da işte bir teklif mi götüreceksiniz? Bir şey yapıyorsunuz, birilerine bir şey sunuyorsunuz. Burası çok aydınlık çıkıyor aslında. Karşınızda iki kişi sanki bu konuyla alakalı sizden beklenti içinde ama karşılığını vereceksiniz. Hatta bu mevzunun da cuma günü ekmeğini yiyeceksiniz. Ama bu pazartesi şaşkınlığınız çok ilginç yani. Yapmayacağım diyorsunuz sanki ya. Olmaz bu diyorsunuz. Sonra da böyle istemeye istemeye bu işe baş koyuyorsunuz. İki tıkalı mesele bir haberle birlikte çözüp yolunuza devam edeceksiniz arkadaşlar. Bakın ne güzel tık 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 bir fal aslında. Şimdi ben işe başlamadım. Borçlarım var, sıkıntılarım var. Şaşkın bir pazartesiye hazır olun diyeyim yani. Nasıl çözeceğim diyeceksiniz. Kafanız değil de sanki bedeniniz bir şeyleri yapmaya çalışıyor. Hani bir yere gidiyorsunuz ama kafanız bir dolu. Ve gittiğiniz yerde de konuştuğunuz insanlar para mevzusuyla alakalı bir para almak, bir parayla ilgili mevzuyu halletmekse önünüzde engel olarak duruyorlar. Hatta parayla alakalı mevzuda bir kötü haber alma durumunuz da olabilir salı günü. Hani bir paranın gelmemesi, bir borcun ortaya çıkması durumu da olabilir. Burada sanki siz bunların hepsini arkada bırakıp, bunları da yük yapıp tabii farklı bir alana, farklı bir yere gitmeye çalışıyorsunuz. Burada işe başlamadan çok bazı sorunlarla özellikle pazartesi, salı, çarşamba uğraşacağınız görselleri var. Ama perşembeye geldiğim zaman böyle sanki bulunduğunuz alanda biraz karnınız şişmiş. Hani bu konuşmak istediğiniz, konuşamadığınız, söylemek istediğiniz, söyleyemediğiniz şeylerle alakalı biraz sıkıntılı olabilirsiniz. Ama genel hatlarıyla cumaya geldiğim zaman cumanız gayet sakin. Hatta hafta sonu para harcayacağınız bir yol ya da parayla alakalı bir yola da gitme ihtimaliniz var. Burada topluluk içerisinde de biraz görünüyorsunuz ama tanımadığınız insanların içerisinde diyebilirim. İki kişi olarak bir para harcanacak yola gidildiği görünüyor. Genel hatlarıyla bu haftanız pazartesi, salı, çarşamba hatta biraz da perşembe yoğun. Ama cuma günü ne istiyorsanız bunun karşılığında bir sevinç gözyaşınız böyle havada asılı kalmış sizi bekliyor olarak görünüyor. İlişkilerde bu hafta neler var? İlişkilerde yalnız olanlar yalnız direkt aslan görselinde çıkıyor. Yani biraz bu aslan görselinde çıkması da şu demek. Ben yaparım, ben ederim dediğiniz konular olacak. Çok kendinizi öne atacaksınız sahnenizde. Hani insanların bir işi olacak, ben hallederim diyorsunuz. Bir şeyler oluyor, ben yaparım diyorsunuz. Ve burada ben diyerek aslında sırtınıza bazı yükleri alarak haftayı geçireceğiniz görünüyor. Derdiniz yok, kendinize dert arıyorsunuz gibi bir görsel var aslında. Kademe kademe bir sıkıntıyı yükselttiğiniz, sonunda da çözdüğünüz görünüyor. Fakat çevrenizdeki insanlar bu durumdan çok memnunlar. Hani ilişkilerde karşınızdaki kişi sizden bir şey ister, tamam yaparım diyeceğiniz bir hafta. İşte şu oldu, tamam ben halledeyim diyeceğiniz bir haftaya da hazır olun. Burada ikili ilişkilerde keyifli olacağınızı düşünüyorum. Karşınızdaki kişinin ufak tefek huysuz tavırlarına karşı bile mütevazi olacağınızı düşünüyorum. Çünkü bu hafta nedense ben hafta başında şunu 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 yapacağım diyeceksiniz ve hedef doğrultusunda
Önünüze çıkan tüm engelleri, ki engel olacağını bile düşünmüyorum, sakin bir şekilde halledeceksiniz. Bu hafta aslında Başak burçlarının genel anlamda iş ve para konularında mücadelesi ve şaşkınlığı var. Ama ilişkiler olarak bakacak olursam eğer gayet sakin bir hafta geçireceğiniz görselleri çıkıyor. Hafta sonu biraz yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Çevrenizdeki insanları küçültmek, biraz tek başıma kalmak, bir şey biraz başımı dinlemek istiyorum diyebilirsiniz. Burada bir yol planı yaptınız ama bu yol planını da sonrasında kapattığınız görseli var. Yani hafta sonu bir yerlere gideyim, şunu yapayım, bunu yapayım dersiniz ama hafta sonu geldiği zaman biraz da dinlenmek istiyorum deme ihtimaliniz çok yüksek. Çevrenizde size gelen insanlar da var bu arada. Hani görüşmediğiniz demeyeyim de yakın zamanda görüştüğünüz insanla bile bu hafta görüşebilirsiniz. Çok sosyal olacağınız bir hafta aslında. Görselleri de var arkadaşlar. Peki burada neler var? Buradan da hemen gördüklerimizi iletelim. Bakın ilişkiler bölümüne bakın. Para bölümüne bakın. İşte para bölümünde görüyorsunuz. Bakın gene aslan görselinde, yani gücünüzü elinize almaya çalışacaksınız. Bu hafta ben diyeceksiniz. Ben yaparım diyeceğiniz bir hafta. Hafta başında bakın görüyorsunuz bir sıkıntılı düşünce hali var çarşambaya kadar. Sonrasında sanki elinize aldığınız işleri kıra 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 yapıyorsunuz. Şimdi burada kırma görseli var. Kıra kıra dedim ama hani bir şeyleri parça parça halledeceksiniz bu haftada. Olabilir bir. Bir de önünüze çıkan bir kişi engelini iki kere de çözeceksiniz. Kırarak çözeceksiniz ama bu kişiyi böyle bir hani dilinizle döveceksiniz. Hatta bana kalsa elinizle ittirip kaktırabilebilirsiniz. Handikaptır tabii. Sıkıntıyı dilinizle halledersiniz diye düşünüyorum. İlişkilerde eşiniz biraz kendini sizinle alakalı baskı altında hissedebilir ama haftanın ilk iki günü sonrasında hedefleriniz doğrultusunda baya baya dedim bakın topluluklar içerisinde yolunuza devam ettiğiniz görünüyor arkadaşlar. Bunun haricinde bir ev konusu var burada. Bu ev konusuyla alakalı biraz bunun altında kalmış görünüyorsunuz. Yani bir ev mevzunuz var. Aslında bu hafta halletmeniz gerekiyorsa halledemiyor görsellerinde çıkıyorsunuz. Bu eve bir şeyler yapılması lazım. İşte tadilat mı yapacaksınız? Satışınız mı var? Bir şeyiniz var ama hani elinize çok büyük geliyor bu hafta. Ben bu hafta bunu çözerim dediyseniz çözemezsiniz görseli var. Hani pazartesi, salı, çarşamba girmeyin bile altında kaldığınız, çözemediğiniz iş görsellerinde çıkıyor. Boşuna zaman kaybı olarak da değerlendirebilirsiniz. Ya böyle birbirine dolanacak bir işin içerisine gireceksiniz. Elinize ayağınıza dolanma riski var. Ya da bir satışınızla alakalı ötelenme riski var. Öyle söyleyeyim. Gibi bir görsel var. İlişkilerde bu hafta dediğim gibi sıkıntı yaşamazsınız. Çevrenizde çok fazla insan var. Hani sevgiliden çok arkadaş topluluklarıyla ya da akrabalarla daha çok zaman geçireceğinizi düşünüyorum. Eşler arasında da konuşmalarda çok büyük sıkıntılar yaşanmaz. Hatta salı günü bir yol planı yapabilirsiniz. Burada ama alengirli bir yol. Hani oraya mı gidelim, buraya mı gidelim, şunu yapalım, bunu mu yapalım gibi böyle bir yol durumunuz da olabilir. Burada niyet ettiğiniz konularla alakalı bu hafta aslında pazartesi, salı ve çarşamba bir şeyleri yaparım, ederim diyorsanız arkadaşlar o mevzuya biraz dikkat etmeniz gerekiyor sözün özü. Güzel bir hafta diliyorum. İyi dediklerim önünüze ışık tutsun. Kötüleri de evrene gönderelim. Kimseyle kavga etmeyin diyesim var. Çünkü birisini dilinizle çok sağlam döveceksiniz iş ve para konularında. Güzellikler sizi bulsun. Keyifli olun, sağlıklı olun, sıhhatli olun. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok mutlu olun. Ben de çok mutlu oluyorum ve çok teşekkür ediyorum. Bu hafta falınız bu şekildeydi. Sizlere anlatmaya çalıştım gördüklerimi. Bir dahaki kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.